Tekno Seyir'de oyun gündemine hoş geldiniz. Ben Uğur Yurtsever, yanımda Tansel Şahin var. Geçtiğimiz haftanın oyun dünyasına çıkan gelişmelerini konuşacağız. Nasılsın Tansel? İyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. 18. gündem Evet, bayağı bugün. olmuş. Evet, bayağı oldu. Havalar ısınmaya başladı. Maalesef. Yavaş De yavaş. bunlar daha iyi gündemimiz, daha da ısınacak. Yani evet, şimdilik erken Evet. şikayet etmek için. Ama önümüzdeki 6 ay boyunca bizden bunları Bol duyacaksınız. bol hava durumu Evet. raporuyla İkimiz de karşınızda çünkü olacağız. sıcağı hiç sevmeyen adamlarız. Nasıl Evet denk ya. geldiysek bilmiyorum böyle ama. Öyle. Evet. Gündeme geçmeden önce ki gündemle alakalı bir yorumda bulunmuyorum ben. Şöyleydi, böyleydi, iyiydi, uzundu, kısaydı diye. Bu O çünkü hafta artık bir patlıyoruz. kumara döndü yani, kısa diyoruz Evet. uzun oluyor, uzun diyoruz kısa oluyor. O yüzden hemen ankete geçiyorum. Geçtiğimiz haftanın anketine. Switch'i konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Anketin sonlarında Evet. 40 milyon barajına dayandı Nintendo Switch'in satışları. Xbox One'ı yakalamak üzere. Geçti Evet. geçecek hatta, yani bence bu yıl içerisinde geçebilir. Xbox'tan belki de sayıları açıklamaya başlar ama sonradan. Olabilir. Olabilir. İyi konsol şimdi Nintendo Switch. Yani hem oyun kütüphanesiyle hem deneyimle, ya bir hem bir ev konsolu hem bir el konsolu, bir parti konsolu. Evet. Hem arkadaşlarla beraber oynayabileceğiniz çok oyun var. Hem kendi başımıza oynayabileceğimiz müthiş oyunlar var. Kütüphane çok genişledi. Yani Nintendo geçtiğimiz jenerasyonlarda yaptığı hataları tekrar etmedi ki, hani Wii müthiş bir konsol olmasına rağmen orada da üçüncü parti biraz zayıftı. Orada konsol biraz Konsol deneyimi sırtladı. müthişti. Evet. Konsol deneyimi müthişti. Birinci parti oyunlar çok iyiydi. Kesinlikle. O şekilde yürümüştü ama Wii U o formülü devam ettiremedi. Üçüncü parti çok zayıf kaldı. Çok bir satın alınır bir tarafı yoktu Wii U'nun. Evet, oynanış olarak da Wii gibi bir çağ açmadı. Bu Açmadı. nedenle de çok Ki başarılı donanım da olamadı. güzeldi aslında ama Evet. Kötü bir Nintendo konsol değildi değil de ama. değildi. Ya ama işte oyun kütüphanesi orada bitiyor iş. Evet. Switch o açığı kapattı. Nintendo Kesinlikle. dersleri almış, dersine Kesinlikle. çalışmış bu sefer. Güzel bir konsol. Almak istediğimizi hep söylüyoruz ilk gündemden beri. Keşke bir Switch'imiz olsa diyoruz. Ama Fiyat çok pahalı. döviz kuru yardırdı gidiyor. Ne yazık ki Evet. fiyatlar 2500 lira civarı şu an galiba, değil mi? Oyun alsan oyun alman gerekiyor. Oyunlar çok öyle indirime girmiyor. İşte ne bileyim, bir PlayStation tarafında olduğu gibi ya da Steam Steam'de gibi olduğu çok gibi. sık indirime girmiyor Nintendo İndirimden ziyade konuda. oyunların normalleri de çok pahalı. Normalde de pahalı, Yani evet. çok sevdiğim bir oyun olursa bugün hani PlayStation 4'te ya da Xbox cephesinde ya da PC cephesinde ya yılda bir kere tam para veririm diyebilirsin belki de Evet. Switch'te onu da diyemezsin çünkü oyunlar çok pahalı. Çok pahalı. Yani Ne yazık ki. ne yazık ki. Biz yine de sormuştuk anket sorusu olarak. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz Nintendo Switch hakkında diye? Var mı Switch'iniz veya işte almak ister misiniz gibi bir soruydu. %6'sı izleyicimizin Nintendo Switch sahibiymiş. Yüksek bir oran. Bana da yüksek geldi. Yani %2-3 civarı falan bekliyordum Ben de. ben. Teknoseyir sosyalde Nintendo Switch olanları görüyorum. Konuşuyorlar işte, paylaşımlar yapıyorlar falan. İmreniyoruz, evet. İmreniyoruz. Gözümüz kanmıyor ama Evet, benim yok gözüm biz. kalırsa çok fena olur çünkü yani. Çok çok acayip bir kem gözüm vardır. Buradan bakarım yani o. Son paylaşımlar olur diyorsun Switch'le ilgili. Evet. Ama gözüm kanmıyor. Öyle bir insan değilim neyse ki. Yani %43'ü ise bizim gibi almak istiyormuş. Sen de buna oy kullandın Evet, galiba. ben de Ben ona de. bastım. Evet, ben de buna bastım. %50'si ise ilgilenmiyormuş. Yani oranlar aslında beklediğim gibi çıktı. Tahmin Yani edilebilir evet. sonuçlar. 3 aşağı 5 yukarı ama Nintendo Switch sahipleri yine iyi. Evet, %6 güzel bir %6 oran. iyi. Benim bir arkadaş bir yerden çekilişle kazanmış. O da oy kullanmış. O da çok sayılmaz aslında diyor ama bana da söyledikten öyle dedi. Ama yine de iyi bir oran dediğimiz gibi. Evet. Memnun mu? Memnun, bayağı memnun. Güzel. Güzel ya. Tamam. Özellikle en büyük özelliği olan konsolun yani sağa sola giderken Ya değil mi? oynayabilme olayı, şehirler arası otobüste Doom oynayabilme olayı. oynuyorsun. Evet, Şehirler Doom arası. oynuyorsun Evet. kesinlikle. Yani şununla oynayayım desen otobüste zor. Evet. Önde adam koltuğu yatırdığı anda direkt Evet. işin bitti. Evet, yavaştan gündeme geçelim abi Geçelim, istiyorsan. geçelim. Mount & Blade 2 Bannerlord Gamescom'da katılımcılar için oynanabilir olacak. Evet, daha önceki fuarlarda sadece basın mensupları deneyimleme imkanı buluyordu. Daha önceki işte çoklu oyuncu modları gösterildi. Geçen yıl ilk kez sandbox, tek kişilik sandbox modu yine basın mensupları tarafından oynanmıştı. Bizler de görme imkanı elde etmiştik. Yani oynanan videolardan biz deneyemedik ama hala. Bu sefer fuara katılanlar da fuar alanında deneyimleme oynama imkanı bulacaklar. Tabii bir zaman sınırı olacakmış. Çok fazla katılımcı olacak. Gamescom, hani E3 falan diyoruz ama Gamescom dünyanın en büyük oyun fuarı Oldu.
oldu. Geçen yıl katılımcı sayısı 370 bin. Evet, 400 bine yakın. E3'te 100 binden azdı. Evet, 70 bin civarı. Evet, öyle bir şeydi. Öyle bir şeydi. Her yıl Almanya'nın Köln kentinde, hı-hı, düzenleniyor Gamescom. Bu yıl da 21-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek ve senin dediğin gibi Bannerlord oynanabilir olacak katılımcılar için. Tabii dedik hani kısıtlı bir süre olacak. Sandbox modunu oynatmayacaklar. Tahmin etmeniz zor olmadığı gibi çünkü onun ölçeği çok büyük. Zaman yetmez. Zaman yetmez. Çoklu oyuncu modlarını gösterecekler. Hı hı. Oyunun yenilenmiş, geliştirilmiş işte savaş mekaniklerini, oynanış mekaniklerini görme imkanı elde edecek katılımcılar. Güzel. Yani büyük bir pazarlama imkanı olarak çok büyük katılımcı sayısı çünkü. Evet. Beklenen de bir oyun uzun yıllardır. Güzel bir şey bulacaktır kendine. Daha fazla takipçi de kazanabilir. Evet, ama artık çıkış tarihinde duyurulması fena olmaz gibi, evet, geliyor. Yani artık katılımcılar için oynanabilecek olması da tamam, güzel bir haber de. Hani orada çıkış tarihinde keşke duyursalar. Keşke. Yani artık yavaş yavaş ama çıkmaya yakın olduğunu düşünebiliriz. Şimdi kapalı beta'yı konuşuyoruz. Gerçi ona tarihi henüz belli, evet, değil ama belli kapalı değil. Beta gelecek. Hı-hı. Belki onun tarihi açıklanır burada. Steam'de hani. Ama o da işte olacaktır. Kapalı beta. Yani kapalı beta'nın, evet, üzerine daha önce yani hani açık beta'dan konuşuyor olsak yine hani, evet, biraz yani umarım bu süreç biraz hızlı ilerler ve bir an önce, evet, oyun çıkış tarihine kavuşuruz, oyunla kavuşuruz. Evet. Çünkü artık gecikti. Gecikti ve insanlar heyecanlarını artık yitirecekler diye düşünüyorum ben, evet, yavaş yavaş. Çünkü her zaman söylediğiniz bir örnek var artık hani tüketim çağı mı diyor ne deniyor bilmiyorum ama her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Yani alternatifi %100 alternatif olmasa da benzer oyunlar zaman zaman çıkıyor. Çıkıyor. Ve insanların biraz gazını alıyor. İnsanların gazını hevesini alıyor işte, evet, o tarz oyunlarda. Yani bir önce çıkması hem kendi için iyi olur çünkü bizim ülkemizden çıkan bir yapım. Biz de başarılı olmasını çok istiyoruz. En başarılı, en, evet, büyük ülkemizden fikri çıkan mülk. Bizim ülkemizden çıkan oyun tarafında. Evet. Yani seviyoruz ki oyun seriyi de seviyoruz. Bir an önce oynamak istiyoruz artık ama, evet, gecikti ya. Yani gecikti. Umarım heyecan kaybolmaz senin dediğin, evet, gibi. Şu an henüz kaybolmuş değil ama biraz sanki sınırda gibi. Biraz sekteye uğruyor gibi yavaşta. Evet. Bakalım Gamescom'da umarım güzel haberler duyarız. Tabii yine business kısmında yine belki sandbox tek kişilik modunu yine belki katılım şey, basın mensupları oynatırlar. Yeni şeyler gösterirler. Yeni detaylar, yeni videolar gelebilir. Bir de tarih gelirse, evet, lütfen bence artık tarih yanmaz gelsin. Evet. Sıradaki haberle devam edelim abi. Evet. Valve'ın yeni VR seti Index'ten detaylar geldi. Büyük bir tane de VR oyunu yolda. Flagship, evet, amiral gemisi oyunu gelecekmiş VR, evet, için. Yani ne oldu söylenmiyor. Evet. Artık portal mı olur? Tabii Half-Life 3 geyikleri dönmeye başladı. Tabii doğal olarak yani. Evet, şu oyunda çıksa da artık mı kurtulsak herhalde demeye başladım ben. Olsun. Evet. Hep zaten söylenti vardı bu VR için yapacaklar falan gibi. Ya bence pek ihtimal vermiyorum şu an ama büyük bir oyunun geliyor olması Valve'dan. Evet. Ki zaten VR için oyun yaptığını biliyorduk ama bunun bir tanesi de senin dediğin gibi amiral gemisi olacak. Evet, bakalım yani ne çıkacak çok altına. Çok büyük çaplı bir oyun gelecek ama ne gelecek daha detaylar, evet, belli değil. İndeks'te konuşmuştuk. Evet. Mayıs ayında detayların geleceğini. Geldi. Perde kalktı sonunda. Evet. Ucuz değil. Zaten ucuz olmayacağını konuşmuştuk. Yani çünkü teknolojisi artık ilerliyor. Evet. Yani Valve da bu konuda biraz öncülük yapıyor aslında. Endüstriye denebilir. Hani, evet, şimdi Sony'de var, Oculus da var bu tarafta ama elin taşın altına en çok koyanlardan biri. En çok koyan Valve donanım anlamında özellikle. Evet. Bu şimdi, üçüncü oluyor herhalde adamların çıkardı. Şimdi VR seti ön siparişi açıldı Amerika'da. 30 dakika içinde tükendi. Evet. Avrupa'da durum ne bilmiyorum. Orada da şu an ön siparişte bitti mi bitmedi mi tükendi mi tükenmiş durumda. Çok farklı olacağını sanmıyorum. Ben de zannetmiyorum. Temmuz ayında da teslim edilmeye başlanacakmış bu ön siparişle satın alınan VR yakın setleri. Bir tarih sayılır nispeten. Evet evet. Valla güzel detaylar var. İstersen geçelim vakit kaybetmeden. Geçelim abi. Her bir göz için 1440x1600 çözünürlük. Evet. Vive Pro ile aynı. Evet. Vive Pro ile aynı. Bu iyi. OLED panellerden %50 daha fazla alt piksele sahip custom bir Full RGB LCD paneli olacakmış. Bunun da bir Matrix'ini falan yayınlamışlar. Onun da görseli girer. Bu da yani görüntünün keskinliği anlamında önemli, çok önemli. Evet. Çünkü genelde bu deneyimi en çok baltalayan şey değil belki ama en çok baltalayanlardan biri de piksellerin sayılabilmesi. Tabii. Çünkü göze çok yakın duruyor. O yüzden hani bu keskinlik anlamında iyi bir şey. Tabii lens ayarının ilk kez doğru yapıldığını söylüyor. En doğru yapılan headsetin, VR başlığının bu olduğu söyleniyor. Lensler göze daha yakın olacakmış. Böylece görüş alanı da genişliyor. Tabii gözlük kullananlar için nasıl bir şey ortaya çıkacak belli değil, göze daha yakın olacak diğer VR setlerine göre.
bu bir soru işareti olabilir ama Doug Lombardi Valve'dan şey demiş, yani birçok gözlük modeline aslında uyumlu olacak ama yine de çok bir şey beklememek lazım. O biraz lazım. Zor. Çok konforlu olmayacaktır gözlükle kullanmak. Ben gözlükle kullanmak isteyen için lensi önereceğim. Kendim de hayatımda artık lensi daha sık kullanıyorum. Lensle oynayacaklar artık. Zaten buna yatırım yapan muhtemelen lens ya da işte başka çözümlere gitmiştir diye düşünüyorum. Başlığın geometrisiyle alakalı da şeyler var. Hani her kafaya uygun olacakmış konfor anlamında. Bunu da şey yapmışlar yani, özenle tasarlamışlar. Ama yine şunu da söyleyelim. Gözlük gibi bir şey değil. Yine bildiğimiz bu. Tabii yine VR başlık. Headset'i, tabii, VR başlığı. Evet. Yine çok konforlu olmayacaktır diye düşünüyorum. Maalesef yani gözlük noktasına gelene kadar sanırım hani bizim istediğimiz o konfora erişemeyeceğiz. Ama bu yine de piyasadakilere göre daha konfor ön plana alınmış bir şey gibi görünüyor. Tabii daha piyasaya çıkmadı. Şu an hani kağıt üzerindeki şeyleri konuşuyoruz. 120 Hz tazeleme hızı. Bayağı iddialı. Bir de 144 Hz deneysel mod olacakmış. İstersek açabileceğiz. 90 Hz için yapılmış oyunlara da geri uyumluluk olacakmış. Tabii burada 120 Hz, 144 Hz falan kullanabilmek için çok acayip sağlam bir sisteme ihtiyacımız Kesinlikle. Var. İyi bir bilgisayar lazım. Yani çünkü yüksek bir çözünürlük. Yüksek çözünürlük, yüksek Hz ve iki göz içinde render edilen görseller iddialı. Bir başka iddialı şey de dahili hoparlör olması, kulağa temas etmeyen. Evet. Bu konfor açısından önemli. Yani hem kulağını rahatsız etmiyor hem de Valve ses konusunda da iddialıymış. İyi olabilir. Yani teknolojiyi ileri taşımaya çalışıyorlar. Bu açıdan benim hoşuma gitti açıkçası. Tabii Vive, HTC Vive'ın base station'lar vardı. Hani bir kurulum yapıyordum. Onlarla geri uyumlu olacakmış. Bir yeni bir base station 2.0 da getirmişler. Bu yeni base station daha geniş bir görüş alanı, daha uzun menzile sahip, sensörlere falan sahipmiş. Ama geri uyumluluk da olacak. Yani elinizde Vive'ın birinci nesil base station'ı varsa kullanabileceksiniz yine. Bu da çok iyi bir haber. İyi haber, evet. Geri uyumluluk olması çok önemli. Evet, tabii burada en önemli şey aslında kontrolcü. En önemli şeylerden biri. Çünkü aslında VR olayında hep bir dar boğaz bizim oyun dünyasıyla olan etkileşimimiz oluyor. Tamam, güzel görüyoruz, içine giriyoruz, eyvallah da. Asıl bizi orada olma hissini veren şey oyun dünyası olan etkileşimimiz ve nasıl kontrol ettiğimiz. Knuckles vardı, hep konuşuyorduk hatırlarsan. Onun gelişmiş modeli, onunla alakalı ne oldu falan diye soruyorduk. Knuckles bu kontrolcüye dönüşmüş, yeni kontrolcü. 80. tane sensör olacakmış. Elimizin ve parmaklarımızın her hareketini algılayabilmesi için 87 sensör. Oyun dünyasında bir şeyleri tutup kavrama, sıkma gibi hareketleri algılayacakmış. Bu önemli yeni oynanış kontrolleri, kontrol şemaları, yeni deneyimlerin önünü açabilir. Tabii geri uyumluluk da olacak yani. Hani bu kontrolcüyü alınca önceki oyunları oynayamayacağız diye bir şey yok. Evet. Ha tamam, kontrol şemasını belki desteklemez ama yine de oyunları kontrol edebileceğiz. Geri uyumlulukla ilgili de hemen burada şunu söyleyeyim abi. Şimdi geri uyumluluk genellikle firmaların çok fazla işine gelen bir model değildir. Burada Valve senin de dediğin gibi sektörü öncülük ediyor. Bir yandan da oyuncuların isteklerini yerine getiriyor. Yani geri uyumluluk daha önce farklı setleri, yani daha önce gene bu platformda çalışabilen setleri almış kişilerin de gönlünü kırmıyor. Onlar da siz de yine devam edebilirsiniz diyor. Bu bence çok güzel bir şey. Kesinlikle. Ve Valve'a zaman zaman kızıyoruz Steam'den dolayı ama bu hareketi gerçekten çok takdire şayan bence. VR konusunda zaten bayağı önce olmaya devam ediyorlar. Tabii bu yeni kontrolcü sadece bize oyun dünyasını içerse bir şeyler etkileşime girme yeteneği değil, aynı zamanda şeyi de kazandıracakmış. Sesli iletişim olmadan iletişim imkanı, yani işte jestlerle çeşitli. Tabii bu 87 sensör bizim yaratıcı el hareketlerimizi hepsini algılar mı bilmiyorum. Onu gelirse bir deneriz yani. Ya da alışma sürecimiz nasıl? Bilmiyorum. Ama şey güzel yani, konuşmadan işte basit jestlerle anlaşmak güzel. Multiplayer'de arkadaş hareket çekmeye çalışacak mıyız acaba? Diyorum ya, bizim yaratıcı el hareketlerini acaba algılayabilecek mi, onu test edebiliriz umarım. Tabii konfor da yine düşünmüşler. Farklı el büyüklüklerine göre ayarlayabilecekmişiz kontrolcüyü. Önemli. Valve burada daha çok hani konforu da ön plana almış. Yani sadece teknolojiyi ileri götürmek değil, oynanış. Daha oynanabilir. Oynanış seansını, çünkü uzadıkça bunaltıcı olabiliyor VR seansları özellikle. Bunu ne kadar konforlarla getirirsen o kadar keyifli ve güzel, oyun dünyası daha fazla vakit geçirmek isteyeceğimiz deneyimler olur. Valla fiyatlar tabii el yakıyor. Evet, full set $1,000. $1,000, 1070 euro hatta. Tabii yani full setin içinde ne var? Başlık,
kontrolcü ve base station, istasyon var. Sadece headset'e başlığı almak istersek $500, $499, €539. Headset ve kontrolcü alabiliyoruz $749, €800'e tekabül ediyor. Euro biraz daha pahalı. Evet. Burada euro değerleri biraz kötü. Yani biz buradan almaya kalksak acaba euro Avrupa'dan mı almak durumundayız yoksa Amerika'dan mı onu bilmiyorum. Yorumlarda biz muhtemelen burada zor alırız. Yani biz, hani biz de alamayız da. Hani almak istesek bir şey getirtmeye çalışan birine nasıl acaba hangi fiyat üzerinden geliyor Amerika'dan yollarım ve hangisi daha ucuza gelir bilemiyorum şu an. Sadece kontrolcü $279. Ucuz bir kontrolcü değil. Ama çok yetenekli bir kontrolcü olduğu da kesin. Yani bugüne kadar çıkmış VR kontrolcü arasında Oculus'un da benzer bir kontrolcüsü vardı. Hı-hı. Hepsinden daha iyi görünüyor. Evet. Tabii bunun çıkıp test edilmesi lazım. Acaba vaatleri gerçekleştirebilecek mi? Sadece baz istasyonu almak isteyenler ise $149. Base Hı-hı. Station 2. O ucuzmuş. Evet o ucuz nispeten. Ama fiyatlar yüksek. Evet fiyatlar ama çok mesela yüksek. $1400 Vive, HTC Vive Pro. Evet. Prosu. Yani ona kıyasla ucuz Hı-hı. ve özellikleri daha ve ondan iyi. Ondan daha iyi bir cihaz. Evet daha iyi bir cihaz. O açıdan bir yandan da onu öldürüyorlar artık. Yani Haziran ayı evet. itibariyle. Evet. Zaten HTC hiçbir zaman Valve'ın HTC Vive hiçbir zaman Valve'ın kendi VR seti olmamıştı. Evet. Yani üçüncü parti gibiydi. Hı-hı. Bu bir Valve bunu hem kendisi tasarlamış hem kendisi üretiyor. Hı-hı. O açıdan HTC'den zaten çok bahsetmiyoruz son evet. zamanlarda. Hani evet. Telefon yapıyorlardı. Ben bayağıdır bilmiyorum. O tarafta biraz şey oldu. Google'a falan satıldı galiba onun bir kısmı. Hı, doğrudur. Bir takım satın almalar yaşadılar. Tabii şimdi $1400 Vive Pro, $1000 bu tam set. Oculus Hı-hı. Rift S var mesela $400. Evet. Ama onun çözünürlüğü düşük. Evet. 1280'e 1440 ve 80 Hz. Ya ama çok, şunu bu bayağı ileri bir evet. şey yani bu indeks. Burada bir de şunu söylemek lazım. Yani bu ekstra keyif için alınan bir şey. Tabii, tabii. Bunda ucuza kaçmanın ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani 1000 evet. doların varsa alırsın. Yani $400 işte biraz daha kötüsünü alayım. Şu günümüz itibariyle çok mantıklı bir şey evet. değil. Yani Türkiye için zaten bahsetmiyorum. Türkiye'de çünkü $400 da çok para. Çok para. Artı şunu da söylememiz lazım. Şimdi $1000 verdik, seti aldık. Tamam $1000 bir şekilde bulduk. Senin demin söylediğin gibi çok iyi bir sistemimiz olması lazım. Yani bir sistem bunu lazım. Besleyebilmek adına tabii. çok iyi bir sistemimiz olması lazım. Türkiye'de bu çok çok pahalı bir lüks. Yani evet. bunu oynayabilmek çok pahalı bir lüks. Erişmek zor ya böyle şeyleri. Evet. Keşke daha erişilebilir olsa. Keşke. Biz de deneyimlesek. Biz uzaktan bakacağız. Deneyimlesek. Evet. Ha bir gün belki tabana yayılacak. Hı hı. Onun da öncüleri geriye baktığımızda Valve'ı hatırlayacağız. Bu konuda çok ihtiraslı, kesinlikle. Çok kesinlikle. İleri görüşlü adımlar attığı için Valve'ı hatırlayacağız ama hiçbir zaman da tabana yayılmayabilir. Evet. Ne olacak bilmiyorum. Şu an işte Sony var, Oculus var. Yani donanım konusunda şey yapan, hı hı. ciddi emek harcayan. Yazılım yine Sony bu konuda oyun konusunda bastırıyor. Mesela hı hı. Bethesda var büyüklerden. VR'a çok önem veriyorlar. Hı hı. Ama buna ne kadar gidecek? Çünkü önemli olanın çok sistemi kurduk. Senin dediğin gibi hani aldık, bilgisayarı aldık, seti aldık. Hı hı. Kaliteli içerik. Evet. Yani tamam bunlar ucuz aletlerde ucuz deneyimler değil. Hı-hı. İyi de içerik olması lazım. Bunun sayısı, kütüphanenin büyümesi. Güzel evet. işler geliyor her sene. Sayısız güzel iş geliyor ama daha fazla yani bunun standartlaşması, tabana yayılması için Hı-hı. çok genel geçer, mainstream bir deneyim haline gelmeye başlaması lazım. O da çok kolay değil. Kolay değil. Biraz bilim kurgu gibi geliyor Hı-hı. belki şu an. Bana en azından öyle geliyor. Bu da hani herkesin evinde olduğu gelecek evet. ama bir gün olacak. Geriye bakınca olacak. Da Valve bunun için çok adım attı. Çok Hı-hı. ihtiraslı işler yaptığı için hatırlanacaktır diye düşünüyorum. Evet, benim gönlümde hep yarım kalan bir yara var. Kinect. Hem evet. 360 cephesinde hem One cephesinde. Ben Kinect'i çok seviyordum. Daha iyi bir şeye dönüşebilirdi. Çok daha iyi bir şeye dönüşebilirdi. Çünkü ben VR'dan daha çok ondan keyif alıyorum. Çünkü gerçekten Xbox One'da bir şeyler artık çözmüşlerdi ama oyun desteğini işte evet. vermedikleri zaman o da yok oldu gitti ki donanım ne kadar iyi olursa portunu olsun. Bile çıkardılar artık. Evet, donanım ne kadar iyi olursa olsun yani içerikle desteklenmediği sürece kesinlikle, kesinlikle. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Zamanda hiçbir anlamı yok. İşte hep konuşuyoruz ya ben yine güleceksin belki Vita. Yine döndüm. Yani işte müthiş bir donanım ama evet. Sony yani ne yaptı? Rezil etti aleti bıraktı. Yani içerik olmadıktan sonra donanımın hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok kesinlikle. Umarız burada da gelişir. Ben istiyorum. VR evet. Güzel bir deneyim. Hı hı. Umarım güzel bir şey haline gelir yani gelecekte daha
tabana yayılan, daha herkesin erişebilir olduğu bir deneyim haline gelir. Umarım. Evet, sıradaki habere geçelim. Yine Valve'dan bir haber. Ha, geçmeden istersen bununla alakalı soru soralım. Haftanın anketi. Hangi haftanın anketi olarak yine unutuyorduk. Evet. Sizin hani VR setiniz var mı? Almak ister misiniz veya işte bu teknolojiye ilgilenmiyor musunuz? Bize kısacık da olsa YouTube'da, eğer bizi Vimeo üzerinden izliyorsanız veya podcast olarak dinliyorsanız YouTube'a davet ediyoruz sizi. Anketlerimize katılın. Güzel oluyor, konuşuyoruz biz de. Bir veri de oluyor bu arada. Bir nabzını tutmuş oluyoruz. Evet. Bir... Benim çok hoşuma Türk gidiyor. Oyuncularla ilgili bir fikrimiz olmuş oluyor. Fikrimiz oluyor. Kitlemizle ilgili bir fikrimiz olmuş oluyor. Evet. Anketi de sorduk, unutmadık. Sıradaki habere geçelim. Steam 1 milyar kullanıcıya ulaştı. Muazzam bir sayı. Evet. Ama tabii bu çok bir anlam ifade ediyor Sen mu? Sen de mi notlarına muazzam bir sayı yazdın? Evet. Benim de ilk cümlemde muazzam bir sayı. Muazzam yani. 1 milyar düşünsene. Kesinlikle. Müthiş ama hani... 1 çok... milyon tekil kullanıcı değil bu. Onu da söylememiz lazım. 1 milyar tekil kullanıcı değil. Pardon, 1 milyar tekil kullanıcı işte, değil. Banlanan adam gidip bir tane daha hesap açıyor veya insanların 3-5 tane hesabı var. Evet. Yan çar muhabbeti var. Ki evet. CSGO'da Prime Account muhabbeti gelmiş sanırım. Evet. Hatırlamıyorum ama birçok insanın ondan birden fazla hesabı var. Benim yok ama yani çevremde birçok insanın var birden fazla hesabı. Bunu iş haline getiren bile var. Evet. Yani işte ne bileyim takas yapıyor, hesap şey yapıyor falan. Hesap satıyor, alıyor. O yüzden hani çok bir anlam ifade etmese de yine de müthiş bir sayı oldu. Kesin. Tabii asıl önemli sayı şu. Tekil hani anlık kullanıcı sayısı. Bu henüz 2018 Ocağı'nda bu PUBG'nin PUBG olduğu zamanlardaki 18 milyonu geçebilmiş değil. Rekor hala 2018 Ocak ayında. Ki oyunun da en dandik olduğu zamanlardı. Evet. Hani PUBG olduğu zamanlar yani dediğime şey katılıyorum. Olarak, katılıyorum dedi ama. Oyuncu olarak, oyuncu tabanı olarak. Doğru. Ama oyunda hakikaten o ara kötü durumdaydı. Belki de o yüzden zaten çok çabuk söndü. Evet. Yani o liderliği hemen kaybetti. Ya da kötü diye mi insanlar bu kadar sevgi gösterdi? O da olabilir. Bilmiyorum. Ben zaten motivasyonunu anlamıyorum. Hani kesinlikle PUBG'nin arkasındaki motivasyonu. Onun için ne desem yalan olacak şu an. Evet. Şu an için günlük 47, aylık 90 milyon aktif kullanıcı var Steam'de. Bu da çok iyi. İyi. Yani büyüyor Steam. Büyük bir mağaza. Evet. Oyun dünyasının, oyun endüstrisinin en büyük sosyal mecrası. Bakalım gelecekte neler olacak. Evet, Epic'ten bahsediyoruz arada sırada ama burada işte Steam'de ne kadar büyük olduğunu tekrardan bir hatırlamış olalım. Yani Epic'in hani Epic mağaza konusunda belki şu anda rekabet etmeye çalışıyormuş gibi görünüyor ama yani evet, çalışıyormuş sosyal, gibi görünüyor ama doğru. Sosyal mecra, insanları bir şemsiye altına toplama konusunda hiçbir adımları yok. Adımları olsa bile Steam'in bunca yıl kurduğu düzeni, o altyapıyı hemen kurup bir büyük alternatif haline gelmesi çok mümkün görünmüyor şu an için en azından. Kesinlikle. Evet, sıradaki habere geçelim. Evet. Borderlands 3'ten yeni detaylar var abi. Evet, bekliyor muyuz? Bekliyoruz biraz yani. Arkadaşlar gelirse oynayacağız. Değil mi? Nisan 2020 mi? Ben de öyle. Nisan 2020 mi demiştik en son? Steam'e geliş tarihi. Evet. Oyun 19 Eylül'de çıkıyor bu arada. Epic Games Store'dan satılacak PC üzerinde ve PlayStation 4, Xbox One cephesine. Steam'e de bir terslik olmazsa. Nisan 2020. Bir terslik olmazsa tabii. Hiç getirmeme kararı da Randy Pitchford'un geçen haftalarda bir açıklaması olmuştu. Gıcık oldum demişti şeye işte bu Steam'deki negatif yorumlara, diğer önceki oyunlarla alakalı. Steam bu konuda bir şey yapmadı falan diye de Steam'i suçlamıştı. İyi ki işte 2K Games bu kararı aldı. İyi ki Steam'e getirmiyor falan gibi saçma sapan. İyice sapıttılar yalnız açıklama. Geçtiğimiz hafta da yine böyle saçma açıklamalardan bahsetmiştik. Yani Randy Pitchford o noktada biraz saçmalamıştı Gearbox'ın CEO'su. Oyundan detaylara geçecek olursak oyunun hikayesi, ana hikayesi hiç yan içeriklere bulaşmazsak, dümdüz oynarsak 30 saat sürecekmiş. İyi. Aşağı yukarı Borderlands 2'de bu civardaydı. Hani yan içerikleri yaparsak, her şey yapmaya kalkarsak da 100 saat civarına dayanıyordu. Borderlands 3'te bu daha az olmayacaktır yani. Öyle düşünüyorum ben. En çok merak edilen konulardan biri mikro ödemelerdi. Evet. Olacakmış. Ama kozmetik diyorlar. Skin'dir, şapkadır, giysidir, carttır, curttur. Ben ama bundan da korkmaya başladım artık. Evet, tam ben söyleyecektim. Yani önceden diyorduk ki tamam, sadece kozmetik olarak para ve bir şeyler alabiliriz diyorduk. Bu olsun bari. Bu olsun bari. Oyunu etki etmesin diyorduk ama geçen hafta işte Mortal Kombat'tan bahsettik. Adamlar bir şeyler yapmış, tamam iyi güzel de para istiyor, sürekli para istiyor.
Yani çok zor. Yani acaba oyun içinde yaptığımız şeyler ne kadar yeterli olacak? Her şeyi istediğimiz şeyleri açmaya. Evet. Karakterimizi istediğimiz gibi kişiselleştirmeye. Göreceğiz. Ama en azından şu son zamanların meşhur online hizmet yolundan gitmeyecek olmaları Borderlands 3'te bu en azından bir artı olarak görülebilir. Ufak bir teselli diyoruz yani artık. Ne diyelim yani. Şey yani pay to win olmayacak falan diyorlar ama Deluxe ve Super Deluxe Edition'larda şey var. Boost var. Loot geliyor yanında. Evet bir de hani, bu çıktı. Acaba bunlar sonra satılacak mı yoksa sadece bu paketlere mi özel? Bu paketlere özel olması bile çok gıcık. İkisi de birbirinden boktan bir durum yani. Şimdi seni onu almaya zorluyor. Ben aldım. Tamam şimdi ikimiz beraber oynayacağız. Ben fakirim. Düz versiyon aldım. Sen de gittin Super Deluxe aldın. Senin bir sürü XP boost'un var. Ben daha var. Fakirim. Şekil olsun diye aldım. Tamam. Sen mesela şey bir sürü senin elinde şey var. Tecrübe puanı geliştiricisi var şey. Daha hızlı tecrübe puanı kazanmanı sağlayan şey var. Sen beraber oynuyoruz. Benden hızlı level atlayacaksın. Ben gıcık olacağım. Sizin silahlar leblebi atıyor. Benimki mermi atıyor. Hoş bir durum değil. Hoş bir durum değil. Yani bu acaba pek kozmetik de sayılmaz açıkçası. Evet. Bunlar belki satılmayacak ama daha oyun çıktıktan sonra. Yine de bu paketlerin içine yerleştirmeleri satılır bir takım abi, yine satılır, ödeme duvarları. Satılır, ya, değil mi? Çıkar. Yani yapmayacağız falan diyorlar ama yani bir noktada yaparlar gibi de geliyor bana. Yine DLC'ler de olacaktır. Evet. Assassin's Creed'de görmüştük bu arada bu vardı, boost tabii, olayını. Evet, boost olayı vardı. DMC'de sanki vardı DMC'de benzer DMC'de şeyler. DMC'de şey satıyorlardı. Orb. Karakterinizi geliştirmek için gerekli olan orb'ları satıyorlardı. Bu da çok çirkin bir şey ama yani bu olay çok çirkin. Evet. Yani ben burada o zaman da hani yapmıştım. Oyunun zorluğundan da artık şüphe etmeye başlıyorum. Çünkü tabii. Oyunun ona bir göre kurgusu var. Tabii oyunun bir kurgusu var. Hangi level'da işte hangi düşmanla karşılaşacağım belli. Onu kaç mermide öldüreceğim belli. Kaç dakikada öldüreceğim belli. Bu şimdi oraya bir... Seni bir noktada onu almaya itiyor. Yani olmayacak gibi konuşuyorlar. Sadece kozmetik olacak diyorlar ama o zaman sen niye bu paketlerin içine, Deluxe Edition'ın içine tecrübe boost'u koyuyorsun ki? Yani o da bir soru işareti. Ben yani yine güvenemiyorum çünkü 2K Games de çok iyi bir şöhrete sahip değil bu konularda. Yani işte NBA 2K serisini ne hale getirdiler? Ya Deluxe Edition'a birinci oyunu koy, ikinci oyunu koy, ne bileyim başka bir şey koy. Değil mi? Evet hediye var yani. Hediye başka var. Adama ne bileyim 2K18 ver, tamam hadi 19, gerçi 19 da verebilirsin. Ya oyun 19 var. Ver, evet. Oyun ver, bir şey ver. Yapıyorlar da eskiden böyle şeyler. Ve yapıyorlardı. Ya üst baş bir esprisi vardı abi eskiden. Evet vardı. Hani, şu an bir yani böyle vardı. Bir takım ödeme duvarları arkasına yine bir şeyler gizliyorlar. Beni rahatsız ediyor. Hele Türkiye'deki durum çok daha kötü. Biz ön sipariş vermek istemiyoruz ama veriyoruz. Niye? Oyunun fiyatı 4'e katlanıyor yani. Evet. O korkuyla gidip oyunun belki işte o ayki bütçemizden kısıyoruz. Evet. Ama alayım da sonradan pahalanmasın diyoruz. Evet. Ne yapalım? Borç alıp alan da vardır. Bu da çok normal. Tabii, adam tabii, yani borç alıyordur. Yani sen aybaşı vereyim diyordur. 100 lira oyun oluyor 400 lira abi. Yani bunu riski göze almakta oynamak istediğim bir oyun için çok bizim ülkemizde ne yazık ki ön sipariş gibi bir iş modeline sonuna kadar karşı olsak da rezil, iğrenç bir model. Zorundayız abi. Bir noktada mecbur kalabiliyoruz. Neyse bu konuyu geçelim. Evet. Daha önce oyunda şeyi konuşmuştuk. Pandora gezegeninin dışına da gideceğimizi, başka gezegenler ziyaret edeceğimizi. O kesinleşti. Tabii bu sefer ana karargahımız bir uzay gemisi olacak. Sanctuary 3. Hatırlarsan Borderlands 2'de de bir maden gemisi kalıntıların üzerinde kurulmuş bir şehir Sanctuary'ydi. Bu sefer Sanctuary 3 bir uzay gemisi. Bu ana karargahımız burası olacak. Farklı gezegenleri ziyaret edeceğiz. Geçen hafta arasında bir 2 saatlik falan bir oynanış yayını yaptılar Twitch kanalları üzerinden. Biraz izleme imkanı buldum. Fena görünmüyor aslında. Oyuna aynısının daha fazlası. Borderlands 2'nin daha fazlası. Aynı formülün. Bu arada tabii bu ana karargahımız dediğimiz uzay gemisinde tanıdık yüzleri de göreceğiz. Mesela Maxi miydi? Bir bar işletmecisi vardı böyle güzel bir ablamız. O güzel olacak. Gözlerin açıldı hemen. Çaktım. O ve barı yine uzay gemimizde olacak. Mesela Claptrap tabii yine olacak, aramızda olacak ama Claptrap'ın seslendirme sanatçısıyla alakalı bir takım şeyler oldu haftasında, problemler. David Eddings, o yazar değil bu arada. David Eddings aynı zamanda çok müthiş bir fantezi edebiyatı yazarıdır. O değil. David Eddings de bir abiymiş Claptrap'ı seslendiren. Yok paramı ödemediler işte önceki oyunda, bu sefer de işte istediğim parayı ödemeyecekler falan diye. Yani değişmiş, başka bir arkadaş seslendirecek Claptrap'ı bu sefer. Bir takım para mevzuları, Randy Pitchford ödedik falan diyor. Çok detayını araştırmadım, ben merak da etmedim. Yani Randy Pitchford'un içinde olduğu bir
olaya artık girmek istemiyorum. Yani. Ödememişlerdir abi. Tabii. Yani. Son senedi vermemişlerdir. Ben zamanında işte bonusları nasıl iç ettiklerini. Evet. 2K'den gelen bonusları iç edip işte Sega'dan gelen paraları işte Alien Colonial Marines zamanında neler diye yaşandığını falan gördük. Evet. Geçtiğimiz haftalarda yine konuşmuştuk. Dolandırıldı abimiz. İşte bir takım çocuk pornosu suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Hı hı. Artık işte garip garip olaylar. Yani günahını o kadar almayalım da çok da sağlam bir abimiz var. Değil. Bazı davalar devam ediyor hakkında. Hı hı. Yani çok sevdiğimiz bir abi. Yaptığı açıklamalarla falan da işte yani en başında konuştuk haberim. Bilmiyorum yani oyunu bekliyorum ama hani bu adamın yüzünü gördükçe de evet. Oyundan da soğuyorum açıkçası. Ama hiç ben arkadaşlarımı başlatabilirsem oyunu oynarım ama tek başıma sanmıyorum ki sen de herhalde tek başına gelip bir oynamam. Girmezsin. Evet. Belki Tekno Seyir Sosyal'den bir ekip kurarız. Evet ama detaylar falan güzel. Yani ben güzel, birden güzel. Fazla gezegen keşfedecek olma şeyini beğendim. Çünkü formülü de çok bozmuyorlar gibi. Evet formülü de bozmuyorlar. Yine daha fazla loot olacak. Daha fazla düşman, daha büyük silahlar, daha fazla silah falan. Yani bizim de istediğimiz bu zaten. Aynen. Borderlands'tan beklediğimiz. Kesinlikle. Biraz da mizahi yönü, mizahı korurlarsa, mizahi yönünü. İkinci oyunda çok güzeldi. İlk oyunda biraz yavan ve bana çok abartı gelmişti. Yani komik gelmişti ama ikinci oyunun mizahı çok güzeldi. Yazım kalitesi yer yer böyle çok hoşuma gitmişti. Gayet iyi. Karakterleri falan. Üçte umarım o yoldan gidiyordur. Evet. Onun da daha fazlasını görmek isterim. Daha fazla mizah. Daha güzel, daha kaliteli. Evet. Biz gerçi hangi oyunu birlikte arkadaşla oynayalım falan dersek patlıyor. Patlıyor. Evet, falan da yolmuştu evet. Ama bakalım bunda neden olacak. Ha. Evet sıradaki habere geçelim. Geçelim. Bu haftaki Epic Games satın alma haberine geldik. Evet. Rocket League'in geliştiricisi Psyonix'i Epic Games satın aldı. Evet anlaşmanın detayları henüz belli değil. Yani Epic'in kasasından ne kadar çıktığını şu an bir itibariyle bilmiyoruz. Yani ne kadar çıkacağını. Ya bana sorarsan tabii çok da şaşırtıcı bir satın alma sayılır. Çünkü Psyonix ile Epic Games daha önce beraber başka işler de yaptılar. Unreal Tournament, işte Gears of War. Yakın çalıştıkları işler olmuştu daha önce. Yani bu herhangi bir satın alma haberi çok gibi değil. Çok uzak değil yani Epic Games'e. Çok uzak bir stüdyo değil ama tabii Rocket League'de tanıyoruz biz daha çok kendilerini. Çok bir şey değişmeyecek diyorlar. Yani San Diego ofisinde kalmaya devam edeceklermiş. 132 kişi şu an istihdam ediyor Psyonix. Şirket yapısında, stüdyonun yapısında bir değişim olmayacak. Buradaki artı nokta şu Psyonix için daha fazla e-spor organizasyonlarına odaklanma imkanı bulacaklar. Tabi Epic'in bu konuda bir tecrübesi var. Arkasında Epic'in kasasına yaslarsa Psyonix daha iyi organizasyonlar görebiliriz. Tabi şimdi önümüzdeki süreçte oyun Epic Games Store'a da gelecek. Evet. Epic Store'a. Steam'deki akıbeti soru işareti oldu. Bazı haberler çıktı Steam'den kaldırılacak satıştan diye ama daha sonra Epic tarafından bir açıklama geldi. Öyle bir planımız yok şu an yani Steam'den kaldırmak gibi bir planımız yok satıştan. Ki her halükarda en kötü ihtimalle bile satıştan kaldırılsa bile eğer elinizde oyun var Rocket League işte her şeyini aldınız araba falan da satıyorlar ya. Evet. Aldınız, onlar gitmeyecek yani oynamaya devam edebileceksiniz. Hatta güncellemeler de gelmeye devam edecek günü gününe. O konuda bir sorun yok. O konuda bir sorun yok ama ben açıkçası çıkalı 4 yıl oldu değil mi Rocket League? Olmuştur. 4 yıldır Steam'de olan ve oyuncu tabanının kitlesinde büyük bir kısmını Steam'de barındıran bir oyunun satıştan da kaldıracağını pek düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Bu oyun bu saatten sonra şu ana kadar sattığını %10'u kadar daha satacağını da çok düşünmüyorum. Evet. Yani buradaki olay yeni bir oyun geliştirme ve işte senin dediğin gibi Rocket League'in Electronic Sport tarafından biraz da belki yürüme. Yani hani satıştan kaldırsalar da kaldırmasalar da çok bir şey değişmez. Çok bir şey değişmeyeceğini düşünüyorum. Kötü bir PR olabilir. Yani daha evet yani kötü bir PR olur. Evet. Belki bana yapmazlar gibi geliyor ki kendileri zaten hani şu an böyle planların böyle bir duyuruların olmadığını söyledim. Ama ben Epic Store'a gelince ne olur? Evet oyun, onu da bilemeyiz. Bir kere içerisinde yaz aylarında galiba gelecek. Epic Store'dan satılmaya başlanacak. Oyun bu arada konsol cephesinde de var. Tabii var ve crossplay de var. Crossplay de var. Hatta Xbox'ta Game Pass'te de var diyebiliyorum. Değil mi? Evet. Hatta ilk çıktığı gibi PlayStation Plus'la beraber verilmişti. Öyle çıkışıyla mi? Çıkışıyla beraber evet. Oo çok iyiymiş. O zaten bayağı bir oyuncu kitlesini büyük bir oyuncu kitlesiyle başlamasını sağlamıştı oyunun. Ki oyun çıktığından beri de PC ve PlayStation 4 arasında oynanabiliyordu. Daha sonra buna işte Xbox cephesi dahil oldu. Switch de var galiba. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Şu an izleyicilerimiz artık bizi ilgilendirir. Yanlış söylediysek bizi düzeltin.
Güzel bir oyun tabii, onu da söyleyelim. Epic de bu denkleme dahil olunca, Epic'in de tabii şeyi var, bir crossplay altyapısı var kendi şeyinin. Burada da yani Epic'ten alırsanız herkes yine beraber olmaya devam edecek. Steam, Epic işte düşmanlar bir arada. Olmaya oyun devam edecek. Oyun da güzel bir oyun. Oyun çok güzel oyun ya, yani bilmeyen vardır, var mıdır bilmiyorum ama duymamış. Belki biraz vardır ama ben turnuvalarını da izledim bu arada birkaç defa, çok keyifli. Evet, arabalarla keyifli. Futbol oynadığımız. Enteresan böyle tabii görüntülerde girer bu arada. Çok eğlenceli bir oyun ya. Şey vardı işte 2005-2006 yıllarında CS16'nın bir futbol modu vardı. Bilmem ne sakır diye böyle counter oynuyordun ama topa vuruyordun. Müthiş keyifliydi. Bu da aslında onun biraz daha gelişmiş versiyonu. Onu da oynayanlar hatırlayanlar var mıdır bilmiyorum ama. Ben hatırlıyorum. O da enteresan bir moddu. Hatta şey falan vardı, basketbolu falan vardı. Vardı. Bir gün de böyle eski aklımıza takılan anılarla ilgili bir video belki yapabiliriz. Evet, yapabiliriz, doğru. Şu an aklıma geldi ama. Sıradaki habere geçeyim abi. Geç bakalım. Mass Effect'te, ooo ses tonun çok korkuttu beni. Mass Effect'te benzerliğiyle dikkat çeken cinsel içerikli oyun Kickstarter'da tüm zamanların en çok fonlanan oyunlar arasına girdi. Evet, Mass Erect diyorsun. Evet, geçtiğimiz hafta da en çok konuşulan oyunlarından biri, konularından biri haline geldi bu. Evet. Mass Effect'e benzerle dikkat çeken Subverse isimli oyun, cinsel içerikli oyun Kickstarter'da 100 bin sterlin gibi bir hedefe yola çıktı. Ama daha kampanya bitmeden 52 bin destekçiyle 1,5 milyon sterlin, evet, yani 2 milyon dolar civarı bir meblağ, muazzam bir meblağa ulaştı ve Kickstarter'da tüm zamanların senin dediğin gibi en çok fonların oyunlarından biri oldu. 20. falan gibi bir şey. Yani ki bu iyi oyunlar arasında çok baba oyunlar var, hani ne bileyim Pillars of Eternity'ler var, Westland'ler falan var yani. Bu oyunun arasına girmeyi başardı. İnanılmaz. Bilmiyorum ya. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Bu saatten sonra işimiz zor. Sürekli bu tarz oyunlar çıkacak. Gelecek tabii. Nitekim bana bu hafta bir oyunun demosu geldi. Last From Beyond diye. O da Kickstarter'da ama 30 bin dolar fonlanmış. Bu oyun çıktıktan hemen sonra o da çıkıyor. O da yine cinsel içerikli erotik korku oyunuymuş. Yani tabii bu böyle başarı yakalayınca hemen adamlar hemen böyle toplanmışlar. Hemen bir oyun yapalım. Hemen oyunu işte iyi kötü çıkaralım. Hemen demosunu yapalım. İşte sağa sola anahtarını gönderelim, insanlar baksın falan diye. Hemen ışık hızında bir oyun daha çıkmış ve bundan sonra da birçok böyle oyun çıkacak. Kaliteli Steam'de, olacak mı olmayacak mı tartışılır. Steam'de zaten kallavi bir kütüphane var bu konuda. Yani neyse ki Steam'e gerekli filtreler geldi. Hani en azından kötüleri, ilgimizi çekmeyenleri ayıklayabiliyoruz aradan. Tabii bu oyun çok da kötü görünmüyor aslında. Yani bir oynanış sadece farklı bir cinsel temayla. Biraz da hani oyun bu tarz oyunlardaki hani Mass Effect gibi veya işte büyük oyunlardaki şeyleri T'ye alarak biraz cinsel içeriği ön plana çıkarıp yine de bir oynanış sunacak gibi görünüyor bana. Yani en azından vaatleri o yönde. Yine anime tarzı çizimlere sahip bir takım az giysili hatunları ekibimize katacağız. Ekibimizi büyüteceğiz falan. Bir uzay gemimiz olacak. Oyun bu arada uzayda geçiyor. İşte Mass Effect gibi. İşte gezegenleri geziyoruz falan. Bu arada oyunu hani uzay gemisi modunda bir şeye dönüşüyor. Nedir? Twin Stick Shooter gibi oynanıyor. Evet. Daha sonra bir gezegen indik veya işte bir görev yapıyoruz. Burada da XCOM gibi sıra tabanlı bir oynanış hakim ama XCOM kadar derin olmayacakmış. Hani mesela XCOM'da Overwatch vardır, bir spin arkasına girersin, bir düşman geçerse ateş et dersin falan. O tarz derinlikler olmayacakmış ama yani yine belli bir taktiksel oynanış sunacağız diyor. Hani çok fazla bu açıdan ölçeğimizi büyütmek istemedik diyorlar. Daha fazla cinselliğe herhalde orada önem veriyorlar. Ama yine de bir oynanış olacak gibi. Çok da boş bir oyuna da benzemiyor. Boş bir oyun olmayacak ama ben de burada şunu bir söylemek istiyorum. Sadece bu oyun özelinde de söylemiyorum bunu. Ben cinsellikle oyunları çok fazla yakıştıramıyorum. Bana farklı dünyalar gibi geliyor. Yani elbette herkesin kendi zevki. Buna bir baksana şey diyemeyiz. Baksana abi talebe. Evet yani. İnanılmaz yani. Adamlar direkt bir elleriyle kredi kartları atmışlar masaya. Tabii yani, canım yani. Sen şimdi sokakta adam reklam panosunu halleniyor yani. Evet. Şimdi ben ne diyeyim artık? Evet, eve giderken yani, korku hale geldik. O yüzden yani bir yerde de böyle içeklere bekle ihtiyaç var. Ama işte oyunlarla bu bana çok özdeşleşmiyor gibi ama yani evet. Tabii sevene de bir şey diyemiyorum ben de. Yani. Bu arada oyunun arkasında Studio Fall diye bir stüdyo var. Bu arkadaşlar da bu tarz animasyon işlerinde bayağı uzmanlarmış. İlk oyunlar olacak ama bilmiyorum.
uzmanlık alanları ne kadar iyi olduklarını bilmiyorum. Bir işlerini görmedim. Bakalım. Bakalım bilmiyorum ya. Yani başarıyla fonlanmış. Yani 100 bin sterlinden 1,5 milyon sterline bakalım neler, ne kadar büyütecekler projeyi. Evet. Ya da büyütebilecekler mi, ne çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Yaz aylarında Steam'de erken erişime de açılacakmış oyun. Ben oynamam. Yani çok öyle ben ahlaklı de olduğumdan falan değil de. Ya dediğim gibi ikisi bana çok yakın gelmiyor. Evet. O oyun ayrı bir şey. Diğer şeyler ayrı bir şey bence, cinsellik. Ya neresine acaba işte sokuşturdular? Sokuşturacak. Yani acaba hani işte normalde savaşacağız işte. Görevi tamamlayacağız. Sonra aşkım ben geldim diye. Ha işte evet. Ekibimizdeki hatunları toplayıp haremimizde işte bir orada bir ortama falan mı girilecek? Öyle bir oynanış mı sunuyor? Yoksa işte bir ödüllendirme şeyi, mekaniği o mu? Yani onu boss diye başka bir şey mi geliyor? Ne oluyor bilmiyoruz. Ha tabii o tarz şeyler de olacak bence. Olacaktır. Evet. Artık o konuda hayal güçleri geliştir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet. Bilmiyorum, ben de oynamam ama oynarken birilerini izlemek isterim. Muhtemelen canlı yayınları falan biraz takip ederim yani. Çünkü ilginç, enteresan ama bu kadar insanın şey destek vermesi evet, bana şaşırtıcı geldi. Çok büyük talep var demek ki. 58-59 bine çıkmış bu arada destekleyen kişi sayısı. Evet. Yani çok yüksek. Evet. Ne kadar olmuş şey? 1,5 milyon ne kadar üzerine çıkmışlar? 1.600 falandı galiba ama demin baktım ama. Ki dün 1,5'tu yani. Evet, çok çok yüksek. Evet. Yani pazar, cumartesi pazar itibariyle 1,5'tu. Evet. Hemen benzer oyunlar bile çıkıyor evet, baksana. Evet. Ki bu saatten sonra da önünü alamayacağız. Onu da söyleyelim. Kesin. Evet, sıradaki habere geçelim. Geçelim. Path of Exile'ın patronu aşırı mesaiye karşı. Evet, geçen hafta Epic Games ve NetherRealm'ı konuşmuştuk. Hı-hı. Aşırı mesai, sağlıksız ve kötü çalışma koşulları, yani kısacası crunch kültürü. Yüzünden eleştirilerin hedefindeydi bu iki stüdyo. Ama bu zaten çok eski bir mevzu. Yani çok yeni. Daha önce Rockstar'ı konuştuk. Ne bileyim Bethesda'lar. Biz 3 ayda bir konuşuyoruz zaten konu, en az. Geçen hafta da bayağı uzun uzun konuştuk. Yani bu yeni bir şey değil. Endüstrinin artık neredeyse standart haline geldi. Maalesef. Her yerde olmayan yer yok. Evet. Neredeyse. Neyse ki arada böyle bazı oyun geliştiricilerinden olumlu tepkiler de geliyor. Mesela işte Devolver Digital. Hani biz kesinlikle karşıyız crunch kültürüne. Bir açıklama yapmıştı. Hatta Devolver Digital'in patronu zaman zaman hani biz dünyanın dört bir yanında ekiplerle çalışıyoruz. Zaman zaman uçağa atlayıp gidiyoruz. Onlarla yemeğe çıkıyoruz. İşte onları biraz sosyalleştirmeye çalışıyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz gibi açıklamaları da olmuştu. Yani crunch'tan olabildiğince uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Konuşmuştuk bunu gündemde ve hoşumuza gitmişti. Kesinlikle. Benzer bir açıklamada Path of Exile'ın geliştiricisi, Yeni Zelandalı geliştiricisi Grinding Gear Games'in kurucu ortağı Chris Wilson'dan geldi. Bu da işte bazı stüdyoların günde 14 saat çalışarak işte yamaları günü gününe kusursuz şekilde yayınladığını ve bazen kendi topluluğunun da böyle şeyler görmek istediğini, kendi oyuncu topluluğunun, kendi oyunlarının tabanının böyle işler görmek istediğini ama biz kesinlikle böyle bir şey yapmayacağız diyor reis kendisi. Evet. Başka denecek hiçbir şey yok. Yani ben böyle yönetmek, da muhteşem evet, bir oyun. Ben böyle yönetmek istemiyorum diyor stüdyo. Evet. Çok da saygı duyulacak bir evet, şey. Çok da saygı duyulacak bir şey. Path of Exile da çok detaylı, güzel evet, ve çok yeni içerikler çıktığından beri yeni içerikler desteklenmeye devam eden bir oyun. Ölmedi. Evet. Ve tamamen oynaması ücretsiz. Evet. Ve kozmetiklerle ayakta kalıyor. Bir pay to win tarafı yok. Çok başarılı. Kendisi aslında şey diyor. Yani zaman zaman fazla mesai, parası karşılığında bir zorunluluk. O ayrı bir ama şey. O dengeyi tutturmak gerekiyor. Evet. Yani çalışan mutluluğuyla oyunu yapılan profesyonel işin bir dengesinin olması lazım evet, diyor. Biz bunu gözetiyoruz diyor. Onu da zorlayarak zaten yapmayacaksın. Hani kesinlikle. Parası karşı, adam da eğer razı geliyorsa. Evet, yani iş ve hayat dengesi. Evet, kesinlikle çok, çok önemli. Yani bu adamlara da bunu yakıştırdım ben. Zaten Path of Exile'ı da çok seviyorum. Çok yani, güzel oyun. Şu an baktığım zaman gerçekten 20 sene önceye gidebildiğim bir oyun ve evet, yani bence kusursuz yapılardan bir tanesi. Diablo 2 anılarını evet, canlandırıyor. Kesinlikle. Çok kesinlikle, detaylı. Yani ben çok baktığım güzel zaman tüylerim ürperiyor artık. Ben evet, uzun süre oynamıştım 60-70 saat. Bir ara verdim sonra geri dönün dedim. Ya o skill ağacına bakınca evet, dedim ki ya ben burada girersem şimdi çıkamam. Çok detaylı. Yani bir kere büyük öyle bir emek var. Hiç bırakmamak lazım. Öyle öyle. Sürekli takip etmek lazım. Bırakıyorsan bile ara ara neler olduğunu evet, oyun dünyasında. İşte gelişmeleri neler. Peş notta yama notlarına bakmak kesin lazım. Bakmak lazım. Öyle bir oyun. Bir hardcore kitleye hitap ediyor. Kesinlikle. En son mesela bir Synthesis güncellemesi gelmişti. Orada çok memnun kalmamıştı oyuncu topluluğu. Onu düzeltmek için bayağı zaman harcadılar. Şu an ne oldu bilmiyorum. Birinci dediğim gibi birinci elden bir deneyimim yok. Uzun süredir oynamıyorum oyunu ama yorumları görmüştüm bu konuda. Nasıl ne kadar iyileşti bilmiyorum ama
bunun için çalışıyorlar. Yani işte bunun crunch olmadan yapılabiliyor olması, tamam bazı şeyler gecikecektir. Bazı önemli güncellemeler gecikecektir belki. Bazen oyuncu topluluğu mutsuz olacaktır geç kalındığı için, ama bu dengenin de asla kaçmaması lazım. Yani oyuncu kitlesini de anlayabiliyoruz ama adamın argümanı da çok mantıklı. Ya benim korkum şu abi. Umarım bahane haline gelmez. Aa evet. Ya oyunda tamam sıçtık sıvadık ama ya crunch mı yapaydık abi işte. Diyen biri çıkarsa o zaman işte can sıkıcı olabilir. Çünkü bunu asla bilme ihtimalimiz yok. Seneye Bethesda izleriz artık. Yani evet, Fallout 76 böyle çıktı ama hani ne yaptık, crunch yapmadık falan diye çıkarlarsa yani... Çocukları mı yoraydık diyecekler. Yani işte o denge evet. Önemli yani burada... Doğru dedin abi. Bu bahane haline gelebilir. O kötü olur yani. Çünkü şu an geliştiricilerin haklarının korunması çok önemli. Hı-hı. Oyun geliştiricilerin. Çünkü burada gerçek emekçiler onlar. Evet. Patronlardan ziyade. Ama işte patronların da işte Grinding Gear'ın patronu gibi insanlarla çok fazla olmadığını biliyoruz. Hı-hı. Sektörde. Kesinlikle. Yani bir iki işte bir Devolver Digital'in patronunu okuduk bugüne kadar. İşte iyileştireceğiz diyor mesela. BioWare'de geçen haftalarda konuştuk. Anthem sürecinde yaşananları yine inanılmaz bir crunch. İyileştireceğiz bu şeyi diyor. İşte Casey Hudson BioWare'den uzun uzun röportajlar vermişti. Daha iyi hale getireceğiz. Sorunların farkındayız falan ama yani ne kadar iyileşecek, ne kadar güvenebiliriz büyük stüdyolara. Borsada işlem gören devasa, işte hep konuşuyoruz, EA, Electronic Arts, Activision, Bethesda, Ubisoft, bunlar da bunların olmayacağına ne kadar güvenebiliriz? Yani ben bilmiyorum. Bir de her şeyden önce sen, ya bu şey değil, bu oyun geliştirme işi, bir tane adamın maaşını ödeyip, kardeşim önüne bir defter al, birden yazabildiğin kadar yaz. 10 bine 20 bine kadar. Yani bu çok bahsettiğim şey çok kafa istemeyen bir iş değil evet. mi? Yani bu adama crunch kültürü yaparsan bu adam 50 sayfa fazla yazar belki günde. Ama oyun işi öyle değil. Oyunların sorunu çıkmasının bir sebebi de belki zaten bu. Sen adamları darlıyorsun. Adam bu sefer yaptığı işteki verim düşüyor. Hatalar ki bu, artıyor. Ki bu yaratıcı bir iş aynı zamanda. Tabii ki yani adam yani... bir yandan da bir fikir gelişti. Yani şöyle yapsak daha iyi olur diyecek. Evet. Onu diyemiyor belki adam. O hataları yamamaya bu sefer daha fazla mesai gidiyor. Yani nereden baksan tutarsız bir şey evet. bu. O dengeyi kurabilenler evet. başarılı oluyor. Onların da örneklerini sanırım görüyoruz zaten. Evet kesinlikle. Belki de bir noktadan sonra anlayabilir hale geleceğiz. Ya yani bu hı-hı. oyun kötü evet. ama burada crunch da olmuş. Ama bu oyun bak iyi. Mesela atıyorum ben zannetmiyorum ki Divinity Originals'ın 2'nin geliştirilmesi mesela böyle şeyler olsun. Oyunun her tarafından sevgi, aşk akıyor. Olsa böyle bir oyun kesinlikle çıkmaz. Çok çok belli. Ama Anthem'a bakınca da her evet. türlü musibet başına gelmiş yani, oyun patlak, çok belli. Patlak evet. her patlak oyun. Umarım bunu anlayabilir hale geliriz. Yani bu bahane haline dönüşmez. Evet umarım. Kötü oyun kötü çıktı ama işte crunch yapmadık kardeşim deyip de bizi evet. şey yapma. Onda derler. Vurmaya çalışmazlar. Neyse. Evet sıradaki habere geçelim abi. Geçelim. Blizzard bu sene Gamescom'da yok. Evet zaten kendi etkinlikleri olan BlizzCon'u düzenliyorlar diye düşünmeyelim. Demin de bahsettik. Gamescom dünyanın en büyük oyun fuarı ve Blizzard için de önemliydi aslında geçtiğimiz sürece kadar. Overwatch'la alakalı bayağı önemli duyurular yapıldı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam StarCraft 2'nin Kerrigan'lı, Sarah Kerrigan'lı ikinci genişleme paketi Heart of the Swarm. O ilk kez Gamescom'da gösterilmişti zamanında. Yani Gamescom'a katılıyor Blizzard ve burada önemli işler yapıyordu. Ama bu sene olmayacaklarmış. Valla şimdi BlizzCon dedim ya, geçen BlizzCon'da kimse hazırlamak istemiyordur muhtemelen. Diablo Immortal mevzusundan dolayı. Gamescom için de sanırım gösterecek başka şey yok ellerinde. Zaten kendileri de işte oyun geliştirme işlerine odaklandık. Bu yıl katılmıyoruz demişler ama tamamen terk etmiyorlar. Önümüzdeki süreçte yine sonraki Gamescom'lara katılacaklarmış. Bir de şunun bence soğuk duş etkisi var. Yani Diablo Immortal'dan paralel evrende güzel bir tepki alsalardı buraya da çıkarlardı ama tabii olabilirdi. Şu an bir de hani, burada gösterelim derlerdi. Evet, oradaki seyircinin, izleyicinin gönlünü kazanabilmek için güzel bir şey duyurman lazım. Evet. Ki adam unutsun. Bu sefer evet. çünkü gerçekten yuhlarlar, saldırırlar. Evet. Yani tabii. Diablo Immortal'a şu özelliğini getirdik dersen. BlizzCon'a benzemez. Evet, burası. Aynen. Orası kontrollü, aynen. burası çok aynen. da kontrollü bir evet. toplum. Orada ne yapsan alkışlarlar ama burada... Evet. evet. Anladığımız kadarıyla da mutfakta pişen şeyler şu an gösterilmeye hazır değil. Evet. Onlara odaklanmışlar. Bakalım önümüzdeki yıllarda umarım güzel işler görürüz kendilerinden. Yeni bir Diablo oyunu köklerine sadık. Çok her ne kadar uzak gelse de şu an kulağa. Değil mi artık gelmesin diyorsun. Ya ben zaten Blizzard'la hiçbir zaman yıldızım barışmadı ya son yıllarda. Yani özellikle. Çok ürün gibi geliyor yaptığı işler. Evet.
fazla ürün yani. Tamam bu ürün zaten de. Çok da arkasında durmuyor. Yani. Heroes of the Storm'u çıkardı. Sonra Heroes of the Storm 2.0 çıktı. Ben dedim ki ya işte siz ne yaptınız da 2'yi çıkartıyorsunuz. Sonra ertesi sene zaten patladı. Çok böyle yaptıklarının arkasında duramıyor. Şimdi bir şey çıkardıktan sonra onun başarılı olup olmaması biraz tüketiciye bağlı. Büyük kısmı tüketiciye bağlı ama biraz da sen zorlarsan yani senin de biraz ekstra bir çaba göstermen lazım ki insanlar buna bir aşina olsun. Bir tekrar bir şans versinler, bir şey yapsınlar. Bence evet. Çok fazla arkasında durmuyorlar yaptıklarında. Ki yaşadıkları ekonomik finansal problemleri de hep konuştuk. Evet. Yani bunlar sanırım zincirleme bir hepsi bir evet. Süreç. Kesinlikle. Evet, sıradaki haberle devam edelim. Ubisoft gri market oyun anahtarı satışını yok etmeye kararlı abi. Evet, çözüm oyun anahtarı satmamak. Evet. Şimdi gri market ne? Kısaca biraz ondan bahsedebiliriz belki. Aslında ne yasal ne illegal. İllegal yani bir arada gri bir pazar. Evet. Burada satılan oyun aslında gri market sadece oyunlara özel bir şeydi. Pazar değil, birçok sektörde var. Hı-hı. Oyunlardaki konusu şu. Çalıntı olabiliyor evet. Buradaki anahtarlar veya işte farklı yollardan elde edilmiş, toplu alınmış oyun anahtarları bir şekilde buraya düşebiliyor. Biliyorsun artık bütün dağıtımcıların elinde oyun anahtarı üretme kabiliyeti var. Artık oyun anahtarı üretip farklı üçüncü parti satış kanallarına bunları iletiyorlar. Ya da işte kutulara basılıyor. Oyun artık CD ama oyun kutularından da aslında anahtar çıkıyor. Zaten CD bile çıkmayan oyunları gördük. Tabii, tabii. Anahtar çıkıyor, sen indiriyorsun, kutu alıyorsun. Gri market böyle bir şey. Yani ortada kalıyor. Farklı olan yani resmi olmayan satış kanalları aslında hepsi gri. Gri market denebilir. İşte bugün en basit izleyicilerimizin anlayacağı örnekler Kinguin'dir, G2A'dir. Evet, G2A'dir. Bu tarz yerler. Bir de tabii Fanatical var mesela. Humble Bundle var. Green Man Gaming var. Games Republic var. Games Planet var. Bunlar da mesela üçüncü parti resmi dağıtım kanalları. Yani bunlar dağıtımcılarla gri değil. Atıyorum işte Ubisoft'la, Bethesda'yla ne bileyim EA ile anlaşmış. Onların oyunlarını da satan üçüncü parti kanallar. Şimdi Ubisoft'un yaptığı iş buralarda oyunlar satıyor. Ubisoft Fanatical'da satıyor, Green Man Gaming'de satıyor. Artık bu mecralara oyun anahtarı göndermeyecek. Şöyle olacak. Sen Green Man Gaming'den oyun alacaksın. Girdin kredi kartını, oyun satın aldın. Senden Uplay hesabını bağlamanı isteyecek. Uplay hesabını bağlayacaksın. Yoksa açacaksın yeni bir hesap. Oyun direkt senin Uplay hesabında aktif olacak. Yani bir en azından görünürde bir oyun anahtarı değiş tokuşu veya satışı olmayacak. Olacak. Bunu yapmaya çalışacaklar. Bu tabii ki bitirebilir. Şimdi Gamba Digital adında bir firmayla çalışıyorlarmış bu altyapıyı kurması için. Bu sisteme geçebilenlerle devam edecekler. Geçemeyen üçüncü parti resmi satış kanallarıyla da yollarını ayıracaklar gibi görünüyor. Ya bu demek ki zarar veriyor büyüklere bir noktada. Yani veriyor. Bir ara hatırlarsan şey olmuştu. Gri market'e satılan oyun anahtarlarını Ubisoft iptal etmişti. Hangi oyun hatırlamıyorum şimdi ama Watch Dogs'tu galiba. Öyle, evet evet öyle bir şey var. Öyle bir oyundaydı. Bütün satılanları iptal etmişti. Onları tespit edip. Sebebini de şu an çok hatırlamıyorum ama öyle bir olay olmuştu. Daha sonra ya çalıntı dendi işte şey dendi işte buradan zarar ediyoruz dendi. Birçok farklı argümanları vardı onların da. Daha sonra oyuncu kitlesinden çok büyük bir tepki yükselince bu geri adım atmak zorunda kalmışlardı ama zaman zaman görürsün işte Metro Exodus örneğinde oldu mesela. Çalıntı keylerin satıldığı, çalıntı anahtarların, oyun anahtarlarının satıldığı anlaşıldı, iptal edildi mesela. Zamanında yine Call of Duty oyunlarından birinde yine olmuştu. Sık sık oluyor, çalınıyor büyük çapta oyun anahtarları. Bu taraf buralara düşüyor. Yani burada tabii dağıtımı zarar ediyor, geliştirici zarar ediyor. Bazen küçük geliştiricilerin de oyunları buralara düşebiliyor. Yani aslında iki ucu boklu değnek yani. Gri market'e ne çok karşı çıkabiliyorsun ne olsun diyebiliyorsun. Evet. Yani çünkü bu da gri bir alan. Evet, geliştiriciye de zarar veriyorsa bir şey diyemiyorsun ama kimi zaman da daha ucuza oynanabiliyorsun. Gerçekten ama veriyor mu? Ben o konuda beni ikna edemiyorlar. Onu da söyleyeyim yani. İkna edebilen biri çıkmış değil. Çok tartışmalar döndü. Belki aslında bunun için bile özel bir program yapılabilir. Yani bir saat iki saat konuşulacak bir konu çünkü bu.
Beni ikna edebilmiş değiller. Ama adamın kendi fikri mülkü, kendi nasıl satmak istiyorsa öyle satmakta da özgür. Eğer bunun evet. önüne geçeceklerse de geçsinler. Zaten Ubisoft bu tarz konularda en mesela DRM konusunda da en sıkı önlemler alan firma Hı-hı. olmuştur. Burada Ubisoft böyle bir şeye giriyor. Artık oyun anahtarı satmayacaklar. Bir firmanın da bu yola girdiği söyleniyor ama adı açıklanmış değil. Hı-hı. Acaba kim? EA olabilir, Bethesda olabilir. Yani yine büyüklerden biri çıkacaktır. Electronic Arts olma ihtimali yüksek. Çünkü o da çok bu tarz platformlarda... Hoşnut değil değil mi? Hoşnut değiller. Yine onlar da zamanında işte bu tarz satılan anahtarları iptal etme girişimlerinde bulunmuşlardı. Vallahi öyle yani. Bakalım neler olacak. Önümüzdeki evet. süreçte göreceğiz ama yani gri market de bir şekilde yolunu bulur. Bence de. Burada çıkış yolu bulunabilir yine. Tamamen engellenebilir mi? O konuda da hani oyun anahtarı satmaz adam başka bir şey satar. Hesap satar. Çalıntı hesap satmalı zaten. O gerçi gri market değil ama. Değil ama yani bilmiyorum bir şey bir yolunu bulurlar gibi geliyor yine bana. Ya çalıntı hesap da aslında şöyle çok yanlış bir şey bunu yapması ama şimdi kim adam için de önemli değil bu. Yani bir oyun atıyorum 100 lira adam onu 20 liraya alıyor. Yani hafta elimde olmasa da olur diyor. Ben bir oynayayım bitireyim diyor 20 liraya. Hani evet. hafta hesap kapanana kadar adam oynayıp bitiriyor. 20 liraya oynayıp bitiriyor. O konuda örnek veriyorum. Onu yapan da çok var evet. Evet. Yani o da engellenemeyecek bir şekilde. Evet. Hesabı zor kapatacak. Zor. Sen kapatana kadar efkene satacak. Evet. Sıradaki habere geçelim yavaştan. Anno 1800 ilk haftasında serinin en hızlı satan oyunu olmayı başardı. Evet, Ubisoft bir sayı paylaşmamış ama görünüşe bakılırsa senin dediğin gibi 20 yıllık serinin evet. en hızlı satan oyunu. 2205'in satışlarını, Anno 2205'in satışlarını bir önceki oyun 4 yıl önce çıkmış olacak 2015'te. 4'e katlamışlar şimdiden. Tabii insanlar özledi. İki oyun da, son iki oyun zaten gelecekte geçiyordu. Gelecekte geçiyordu. Onlar da güzeldi ama ben hani bir de bilim kurguyu sevmeme rağmen çok böyle ısınamamıştım, içine girememiştim ama. Anno o değil çünkü. Değil mi? Anno'yu öyle öğrenmedik evet. yani beynimizi öyle kodlatmadık. Bu da güzel bir döneme gidiyor. Hani böyle endüstri devriminin başlarında 1800 yıllara. Ben daha oynamadım ama oynayacağım buna bir ben de evet. Yorumlar çok iyi. Evet. Yorumlar çok iyi. Haber de güzel. Çünkü Hı-hı. bu tarz oyunları görmek özellikle de büyük firmalardan işte Ubisoft evet. gibi, EA gibi devlerden görmek gittikçe zorlaşıyor. Girmiyorlar yeterince satış satmayacak. Böyle bir kitle kalmadı artık. Yok strateji oyunu kitlesi. Macera oyunları için de keza aynı şekilde. Ama işte güzel, iyi yaptığın zaman evet. da başarı yakalayabileceğin en güzel örneği olmuş. Anla 1800. Kesinlikle. Oyun bu arada şu an sadece Uplay ve Epic Store'da var. Satılıyor evet. ama çıkana kadar 15 Nisan'da satılamıyorsam çıkış tarihi Steam'de satılmıştı. Onun etkisi büyük. Yani Steam'den kaldırsalar İşte Steam'de olmadan bu başarıyı elde etseydi o zaman bir hımm evet, derdik. Hımm derdik evet. Ama şu an Steam'den oyunu ağını almıştır muhtemelen. Ama özlendi de yani Anno. Kesinlikle. Evet. Bu da dediğimiz gibi güzel bir oyun. Yakın zamanda denemek istiyoruz. Evet, sıradaki habere geçelim. Geçelim. Platinum Games kendi oyunlarını yayınlayacak. Evet, Bayonetta, Vanquish, Metal Gear Revengeance ve Nier gibi müthiş oyunlardan tanıdığımız Japon dostlarımız. Görünüşe bakılırsa geliştirdikleri oyunların geleceği konusunda söz sahibi olamamaktan şikayetçiler artık. Çünkü hakikaten hiçbir oyunlarının yani birçok oyun geliştirdiler, yarattılar. Hiçbirinin fikri mülkü kendine ait değil. Bayonetta, Vanquish, Nier, Metal Gear hiçbiri kendilerinin değildi. Bu konuda da hani devam oyunları yapma konusunda sıkıntıya düşmüşler hep yani. Belki de fikirlerini kabul ettiremediler. Yapmak istedikleri şeyleri yapamadılar. Yapmak istedikleri şeyleri yapmak istedikleri zamanda yapamadılar. Birçok problem yaşamış olacaklar ki stüdyonun patronu Atsushi Inaba Video Games Chronicles'a bir röportaj vermiş. Burada artık geliştirdikleri oyunların bir kısmını kendilerinin yayınlayacağını söylemiş. Hani hepsi değil belki çünkü yine partnerlerle çalışacaklarmış. Mesela şu an Square Enix'le beraber Babylon's Fall'u yapıyorlar. O da PlayStation'lara ve PC'ye geliyor. Xbox için henüz duyurulmadı. Evet, onu da konuşmuştuk bir ara. Evet, onu E3'te konuşmuştuk. İlginç bir oyun gibi görünüyor. Henüz oynanış görüntüsü falan göremedik ama belki bu yıl E3'te görürüz. Henüz duyurulmamış iki tane de oyunları var. Innova diyor ki özellikle bunun bir tanesi çok iddialılar. Daha önce yapılmamış bir şey yapıyoruz diyorlar. Allah Allah. Ve bu iki oyunun da fikri mülkleri kendilerine ait olacak. Kendileri yayınlayacaklar. Ve gelecekler hakkında da kendileri söz sahibi olacaklar. Bu iyi bir şey. Peki abi Nier Automata'nın devamı gelir mi sence? Yani onu bilemiyorum çünkü. O da onun da işte fikri mülkü kendilerinde değil. Square Enix'in hakları onlarda. Square Enix'te hakları.
Yani devamı geleceksin işte onların elinde. Yani aslında Platinum Games tam olarak bundan şikayetçi. Yani devamını yapmak istediğimiz oyunları konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Güzel fikirlerimiz oluyor, kabul ettiremiyoruz. Yoki Toro işte Automata'nın, Nier Automata'nın yönetmeni hem tepkilerden çok çok memnundu hem de bu evrende yeni işler yapmak istediğini biliyoruz kendisinin. Ama işte Square Enix'in iki dudağının arasında. Şimdi kendi oyunlarını dağıtmak da kolay iş değil aslında. Burada bir risk de alıyorlar. Bir yatırım da gerekiyor. Oyunun dağıtımı işi çok kolay değil. Şimdi şeyi konuştuk mesela geçtiğimiz haftalarda Sekiro için From Software Activision'la anlaştı. Büyük bir dağıtımcı ve oyun müthiş bir satış başarısı yakaladı. İşte Dark Souls'lar için Namco. Namco'yla, Bandai Namco ile birliktelerdi. Japon geliştirici ama işte Batı'da o kadar geniş ağ kuramayabiliyorsun. Pazarlayamıyorsun belki oyunları. Her yeri bilemeyebiliyorsun bir de. İşte evet. Bu noktada büyük bir risk. Bakalım başarı olacak mı? Ama bence iyi haber. Yani Platinum Games'in de kendi yarattığı işe sahip olması iyi olabilir. En azından o serilerin geleceği konusunda. Zaten başkalarıyla da hiç oyun yapmayacağız bir daha demiyorlar. Evet. Zaten işte dedik ya Babel'ın Sfall'u geliştiriyorlar. Yine Square Enix'le beraber. Cesur bir karar. Evet. Onu da merakla bekliyoruz. Evet. Sıradaki habere geçelim. Şu oyunu da bekliyorum ben. Herkes çünkü bunu çok söylüyor. Daha önce yapılmamış bir şey yapıyoruz falan diye. Bunu ilk defa duymuyoruz Platinum Games'ten. Daha önce de bunu dillendirmişlerdi. O oyunu merak ediyorum ben ayrıca yani. Ne çıkacak altından? Evet. Daha önce yapılmamış birkaç oyun bekliyoruz şu an değil mi? Yani evet. Daha önce hiç yapılmamış, hiç görülmemiş birkaç iş bekliyoruz. Hadi bakalım. Bakalım neler olacak. Evet, bakalım bizi hangisi şaşırtacak. Sıradaki habere geçelim. Evet. Sonic filminden ilk fragman geldi. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama yani. Gangsta's Paradise çalıyordu. Hadi o biraz... Hadi neyse. Jim Carrey hadi neyse. Evet. Robotnik rolünde Jim Carrey bu arada. Evet. Şeyi görüyoruz, şerif rolünde Westworld'den tanıdığımız James Marsden abiyi görüyoruz ama... Evet, bir sıkıntı var. Evet, Sonic. Evet. Sonic rolünde rahatsız edici bir CGI. Bu nedir ya? Ya çok gerçekten kötü. Korkutucu yani, rahatsız edici bir Yani Sony'in ne olduğunu hiç bilmiyor bu adamlar. Evet. Neyse ki film yönetmeni bir açıklama yaptı. Hani değiştireceğiz, sizi duyduk. Bir değişiklik gelecek dedi. Bakalım nasıl olacak. Ama burada şunu da söylemek lazım. Ya o filmin fragmanı çıkmış. Belli bir şeyler çekilmiş. Tamam CGI sonradan o bir şekilde değiştirir. Buradan, ama şu ana kadar hiç mi aklınıza gelmedi abi? Yani buradan bir şey çıkmayacağı belli oldu. Evet kesinlikle. Dediğin gibi buradan bir şey çıkmayacağı belli oldu. İlk Sonic filmi de hüsran olacak. Evet. Bakalım. Jim Carrey taşıyacak film falan diyorlar ama daha ne olduğu da belli değil. Ya Jim Carrey tamam müthiş bir oyuncu da. Ya ben onu da çok işte, beğenemedim. Robotnik pek Robotnik gibi gelmedi bana. Bence sonlara doğru biraz... Çok kısa görüyoruz gerçi Evet kısa görüyoruz. Sonlara doğru biraz öyle görüyoruz gibiyiz yani, de. Yani. En başta biraz öyle gözükmüyor. Evet bilemedim ya. Bakalım. Benim ağzımda güzel tat bırakmadı. Bir de yenilenmiş haline bakarız ama... Evet. Benim şimdiden umudum gitti. Evet çok büyük beklentisi de olmamak lazım. Evet, zaten değildik de yani işte. Ben Sony'yi çok severim. Ben de Sony'yi çok severim. Mega Drive günleri unutulmazdır. Evet son habere geçelim. Yine Beyaz Perde'den bir haber. Evet. Saints Row filminin yönetmeni belli oldu. Bunun filmi çıkıyor muydu abi? Evet ya benim de haberim yok. Senin de haberin yok. Geliyormuş. Geliyormuş harika. Evet. F. Gary Gray yönetmen. Evet. Italian Job, Straight Outta Compton ve Fate of the Furious. Fast and Furious 8. Yani. 8 evet. Bu arada Italian Job'u çok severim. Evet güzel filmdi o da. Evet. Genel olarak fena işlerin altında imzası yok yani. Kötü filmler diyemeyiz bunlara zaten. Hani ben Fast and Furious sesini pek takip etmiyorum ama. Ben artık çok sevmiyorum ama. Onu da seveni çok. Evet. Hani iyi işler yapmış diyebiliriz. En son Haziran ayında gösterime girecek Men in Black International'ın çekimlerini tamamlamış kendisi. Yani fena işler yapmıyor. Senaryoyu da bu aralar Mortal Kombat ve Resident Evil filmlerinin senaryosunu yazan Greg Russo yazıyormuş. Kendisinin başka işi yok şu an. Başka bir işi yok yani bu filmlerden daha önce. Bir şey yapmış değil. Oyunları yazıyor. Evet. Genç bir arkadaş. Valla bilmiyorum ya filmin ne ile ilgili olacağı ya da tanıdık yüzler görecek miyiz? En azından onu aksiyon canrasına aşina bir yönetmen var. Evet. Italian Job'dur işte Hızlı ve Öfkelidir. Güzel böyle sahneler olabilir gibi ama işte göreceğiz. Bilmiyorum oyunları ya. Filme ne kadar başarılı oluyor. Bir de yani Saints Row hani ilk bakışta film olarak enteresan bir fikir gibi gelse de yani Saints Row'un olayı da o dünyada yarattığımız kaos, o interaktif yapabildiğin dünya... şeyler değil mi? Absürtlükler. Evet. Onun olmadığı, interaktif olmayan bir Saints Row deneyimi ne kadar çekici, kulağa çok iyi gelmiyor aslında. Evet, evet, evet. Doğru, doğru. O yüzden benim çok fazla umudum yok ama
yine de ne çıkar göreceğiz. Mesela bakarız. Keith David vardı. Saints Row 4'te başkan yardımcısı rolündeydi. Onu seslendiriyor. Mesela onu görsek filmde kendisini oynasa falan, böyle şeyler koyarlarsa hani insanların sevdiği, fanların, hayranların belki oradan yakalarlar. Tabii fan, bir şey olması gerekiyor filmin fan ama fan servis derler ya. Evet. Hani belki oradan yakalarlar ama dediğim gibi ben hani interaktif olmayan bir Saints Row deneyimi ne kadar Saints Row. Evet. O kaosu ben yaratamayacaksam abi. Oyunlar Beyaz Perde ne kadar başarılı yine aynı. O da ayrı bir evet. Yine aynı soru işareti zaten. Bu arada bir yeni Saints Row oyunu gelecek mi gelmeyecek mi o da belli değil. Evet. Şimdi THQ Nordic 2 yıl olmuştur neredeyse. En son şey vardı. Agents of Mayhem bir şey vardı. Evet. Agents of Mayhem vardı evet. Şimdi 2 yıl önce Koch Media'yı satın aldılar. 120 milyon dolar gibi bir meblağıyla. Şu an onlar da Saints Row hakkı. THQ Nordic'te. O satın alım döneminde de bir oyun yapıldığıyla alakalı haberler düşmeye başlamıştı. Ama ne oldu oyun? Onu bilmiyoruz. Yani çıkacak mı yoksa çöpe mi atıldı? Bir Saints Row oyunu gelir mi? Evet. Umarım gelir. Biraz daha iyileşirse formül. 3 çok güzeldi. 4 de güzeldi. 4 de güzeldi. 4, 3'ün üzerine çok fazla şey koymamıştı. Aynen. Mizah falan süperdi. Yine çok keyif oynayıp bitirmiştim tam ama. Tam bir devam oyunu gibiydi. Evet. Biraz daha üzerine koyarlarsa daha böyle belki yeni nesile bir şeyler gelir. Ben istiyorum bir Saints Row oyunu görmek. THQ Nordic'te de artık onlarca oyun fikri mülkü var. Bir şey yapıyorlardı. Artık Beyaz Perde'ye baksana. Aktarmaya başlamışlar. Evet. Evet. Bu haftanın haberleri bu kadar abi. Evet. Bayağı bir konuştuk yine. Evet. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok abi, teşekkür ederim. Evet, benim de yok. Bizleri teknoseyir.com üzerinden takip edebilirsiniz. Sorularınız olursa yine Tansel ve bana hafta içerisinde sorabilirsiniz. Yine burada belki gündeme de denkleşen bir şey olursa cevaplarız. Burada da cevaplayabiliriz. Öyle destek olmak isterseniz de Teknoseyir Plus abonesi olabilirsiniz. Evet. Başka ekleyecek bir şeyim yok benim de. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.